Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Altıncı şuadan Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyyatu el mübarekatu ve salavatu ve tayyibatu lillah. İlahir. Şimdi buradan bir yer okuyacağım. Çalıştım. Dersime çalışarak geldim. Öyle zannediyorum. Mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. Ben şimdi bu dersi başka yerlerden de çalıştığım için şualardan, lemalardan, mektubattan bir hulasa ettim. Öyle bakasınız diye, yani bir bakış tarzı, bana ait ifadeler. Kendini ne kadar tanırsan, hayatının içerisine nelerin girmeye layık olup olmadığını daha çok titizli ve şuurlu olursun. Bir daha söylüyorum. Bütün dertlerinizin dermanı olan kendinizi tanımaktır. Kendini tanıdıkça hayatının içerisine nelerin girip girmeyeceğini daha iyi bilirsin. Kesinlikle sakın şunu unutma. Bu göz, kulak, burun, el ne hangi yolla olursa olsun içeriye giren mutlaka hayatlanıp ruhlanıyor. Okuduğun her bir kitap, seyrettiğin her bir film, manzara, kokladığın, tuttuğun ne olur bunu aynen böyle adınız, soyadınız gibi inanın. Yani kitap gibi değil burada. Onun için daha çok titiz olur insan kendisini tanıdıkça. Çünkü içeriye giren hayatlanıyor, ruhlanıyor. İlim canlı ve ruhludur. Çünkü subuti sıfatın hakikatıdır. İlim cahil olamaz. İlim hayatsız olamaz. İlim esma bile değil, sıfattır. Ne giriyorsa canlanıyor. O zaman doğru şeyi sok. Hayatından daha değerli hedeflerin olmalı. Hayatından daha değerli olursa o hayatı yaşamaya değsin. Hayatından daha değerli iddialerin olmalı. Beşeri değil, ulvi ve lahuti. Dünyanın varlığının mahiyetini, insanın hakikatini keşfeden dünyevi hadiseler insanı değil, insan hadiseleri yönlendirir. Bir daha söylüyorum. Dünyanın varlığını keşfeden, insanın hakikatini keşfeden dünyevi hadiseler insanı değil, insan hadiseleri yönlendirir. Dertlerim büyüdü zannetmek, kalitemizin düştüğünü göstergesidir. Dertler büyümüyor. İnsanın kalitesi yükselirse, büyük zannettiğin dertler aşağıda olduğunu göreceksin. Dünyevi hadiselerin içine imanı bil ahireti kat, o zaman hadiseler eğlenceye ve zevke döner. Dert dediğin şeyler eğlenceye döner. Bir daha söylüyorum. Dünyevi hadiselerin içine imanı bil ahiret, ahirete iman etmeyi kat, ahireti koy hayatının içerisine, derdinin içerisine ahireti imanı koy, bak o dert, eğlencenin melodileri, çalgı aletlerinin sesleri olduğunu göreceğiz. Ustad diyor ki, musibetlerin tenevvü, çeşitliliği, çoğalması bana musikinin tenevvü gibi geliyordu. Namelerin gibi diyor. Nameleri gibi geliyordu.
müsikinin nameleri gibi geliyordu. Onun talebesiydi. İmanı bil ahireti hadisin içine sok. Ahiretsiz dünyevi düşünme olmaz. Çünkü niye? Oduna ne kadar yakınsa nur, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Buza ne kadar su yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Sakın ha, buzun içinde su var deme. Sakın ha, odunun içerisinde nur var deme. Nur, odun olarak gözüküyor, içi yok. İçi olursa dişi olur. Bardağın içinde su var. Ha, bardak ayrı bir şey. Ha, sakın eğer odun içinde dersen, odun ayrı bir şey oldu. Odunun içinde, bardağın içinde su var. Öyle yok. Nur, odun olarak gözüktüğü gibi ahiret dünya olarak gözüküyor. Dünya ahiretin bir sıfatıdır. Dünyevi hayatını ganimet ve fırsat telakki edersen, buradaki yaşama bir nefes almayı, kaybettiklerine mahzun, kazandıklarından da kendini unutmazsın. Ve dünyevi ihtirasların, arzuların, isteğin gibi niye olmuyor diye imanını bırakmazsın. Çocuğu Down diyorlar, sendrom değil mi? Down sendromu varmış. Onunla imanını sarsılan insanlara rastlıyor. Çocuğum bana niye böyle geldi? Allah Allah. Mesaj atıyor bana. Allah'ın kaharı rahmetini aştı diyor. Tövbe estağfurullah. Oysa Allah diyor ki rahmetimi gadabımı aştı. Sanki çocuk onundu. Çocuğu özürlü dünyaya geldi mi? Yani Allah ne güzel diyor ayette bir mana. Onlara biz ikram edersek Allah'ımıza imanımızı arttır derler diyor. Ne zaman biz onu sınarız, imtihan ederiz, çocuğuyla, mallıyla, sağlığıyla Allah'a yan çizerler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Kahhar ismi diyor, rahmetini aştı diyor. Cevap olarak ne dedim biliyor musunuz? El cevap. Kardeşim, benim şu sizin sıkıntınızı ben şöyle zannediyordum. Ben de inanarak söylüyorum. Çocuğu bakın özürlü doğdu ve bu şekilde ümitsiz Allah'a isyankar ifadelerine verdiğin cevaba bakın. Ben de zannettim ki sabah namazını kaçırdı. Bu kadar üzüntünün sebebi o olduğunu zannettim. Çocuğunun özürlü olmasından daha beterdir sabah namazını kaçırmak. Çünkü senin o özürlü çocuk senin cennete gitmene vesile olacak. Ama o kaçırdığın, kalkmadığın namazın bedelini 83 yıl orada kılacaksın. Benim pek fıtratımda bu tür ceza şeyi manalarını işlettirecek insan değilim. Ama böyle haber var zaten. Kasten kaçırdığın bir namazın tam 83 yıl bastığın anda şeyi diyor rivayet, o seccade neyse nerede kılacaksan beyin fokurdayacak. Böyle 83 yıl kıyacaksın. Dünyanın 1000 senesi ahiretin bir günü. Böyle 83. Ben de zannettim ki daha böyle özürlü çocuk senin bu üzüntün sabah namazını kaçırdığını zannediyordu. Niye, niçin böyle oldu? Hadiseleri üzerinize alıyorsunuz. Üzerimize alıyoruz. Allah'ın değil miydi hani? Hani mülk Allah'ındı? Malikel mülk. Mülkün sahibi yetesarrafü fî mülki keyfe eşâ. Mülk sahibi mülkünde hani istediği gibi tasarruf etme yetkisi var. Allah'tan yetkiyi mi aldı? Sen niye yükleniyorsun? Çocuk senin mi? Nerede? Sen senin misin ki çocuk senin olsun? Sen senin misin? Hangi organ senin? Kendini tanıdıkça hadisatın tazikinden sıyrılırsın. Kendini tanıdıkça o büyük zannettiğin hadiselerin ayakkabının tozu gibi olduğunu göreceğiz. Kendimize cahiliz ve zalimiz.
Çünkü kendi öz değerlerimizi tanımıyoruz. Hep uzaktayız. Hep dışarı yaşadık. Ne derler diye aldık, giydik. Yaptık, ettik. Fıtratımızın, özümüzün gelini yaşamayınca, bir de okuyorum. Kendini tanıdıkça hadisatın tazikinden sıyrılırsın. Başka. Nereyi ne kadar tanıyorsan, oraya o kadar değer verip yatırım yaparsın. Başka. Bu dünya cesedinle alakadar, aklen ve ruhen görünen arkasındaki manaya alakadar olup müteveccih olursan, hiçbir şeyin arkası vitrindekine benzemediğini görürsün. Başka? Dünyevi aktörler, tesiri hakikileri yoktur. Yani siyasi olur, dünyevi hadiselerdir, ailevi sorundur. Bir de okuyayım. Dünyevi aktörlerin hiçbirisinin tesiri hakikileri yoktur. Her şey Allah'ındır ve Allah'ın istedikleri oluyor. İnsanları faili mutlak zannetme. Son cümlem. Ruhlar aleminde hep beraberdik. Artık sonsuzluk aleminin içine alacak ayrışma buradan başlayıp İla yevmil kıyam devam edecek, kavşakta olduğumuzu unutma. Ruhlar aleminde beraberdik. İla yevmil kıyam ezeli ve ebedi olarak kimin kimle beraber olacağının kavşağındayız. Evet, burada bitiyor. Mukaddemem, yani kendimce bir mukaddeme yazdım. Şimdi mevzuyu okuyorum. Şualar 94. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlıklı bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hali hazırda olan bu koca kainat, hayalime camit, ruhsuz, meyit, boş, hali müthiş bir cenaze göründü. Ekranda görüyorsunuz. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, ustada bakın değil mi? Her şeyden tazik. Sanki kütüphanesinde olan bir adamın kitabı bu. Sanki Gülgiristan bir ortamda yaşayamamış bir insanın tefekkürü sanki. Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlıklı bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, hali hazırda olan bu koca kainat, hayalime camit, ruhsuz, meyit, ölü, boş. Hani var ya, bazen öyle olur ki, batsın bu dünya diyor ya adam. Her şey manasız. Her şey acayip manasızlaşıyor. Yani boş, bomboş. Hali müthiş bir cenaze göründü. Dünya. Böyle gözüküyor. Neyle? Gaflet. Gaflet ve Allah'tan kopuk olursa. Lemalar 257'de şöyle geçiyor. Oradaydı değil mi? Şu cümleye bak ya. İnşallah bulmuşuzdur. Oluruz. Nadir abi hoş geldin abi. İman dahi hayata hayat ve ruh oldukça, iman hayata hayat ve ruh olması. Hayatın hayatı varmış. Ruhun ruhu varmış. İman, şu tabire bak. İman hayata ve hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur, hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır, daha ömrü kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Yok zengindim, fakirdim, sıkıntım var, derdim var. Ana dertleri, ana trafoyu kaybettiğimiz için bunlar büyüdü. Derdin sebebi iman ve imansızlık. Bu.
İp burada elini kaçırma. Buraya koy, pergelin ucunu koy. İnsanın en büyük meselesi imanı kazanma veya kaybetme davasıdır. Burada İngiliz diyor, Fransız değil mi, Rus, Amerika işte, ne, Alman kadar serveti olsa, her gün imanı kazanma adına bu kadar serveti feda etse gene ucuzdur diyor üstad. Senin derdin dert mi? Benim derdim dert mi? İman meselesi karşısında. İmanın içeriği Allah'tır. Ana dert, ana pergeli şu elimi esasa koymadın mı? Pergel hiçbir yerde oturmamış bir pergel nereye çizecek? İkide bir kayıyor bakın. Daire bir çizemez. Böyle kayıyor. Koy kardeş. Hah, şimdi çiz. Ama koyuyor, kayıyor, kayıyor, kayıyor. Nereye çizeceksin? Sabit şu. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmış başımıza. Sonuna kadar bu imanın muhafızı olmak. Son nefeste imanlı gitmek. Mesele odur. Eğer o meseleyi mesele edinmesek, meselesizler mesele olur. Hani rivayette var ya, dinimi dert edinmeyenin kendi dertlerini ile baş başa bırakırız. Dertlerini kendisi çözer. Ya şuraya bak, iman hayata hayat olursa, iman hayata hem hayat hem ruh olursa hadise neymiş ki? Arkadaşlar, ben okuyorum diye bunun sahibi değilim. Hepimiz, hani ben iki büktüm ediyor, o ana fikir toplaması, sayfaları tespit etmem. Yani beni etkilemiş yani bayağı. Onun için ders yapıyorum. Ben zevk almadım, etkilenmediğim bir dersi ders yapmıyorum. Yapamıyorum zaten. Geçmiş zaman dahi bütün ölü, boş, meyit, müthiş tahayyül edildi. Yani şöyle geçmişe kafayı kaldırdığım zaman, Allah Allah, bomboş geçti. Keşke boş geçse. Bomboş oldu. Boşum boşum. Ama nice doğrularım vardı. Hepsi manasızmış. Rehbersizlikten. Ölçüsüzlükten. Ya. Bir kere bir çizgiyi kaybettin mi? Yani buz, yolda araba kullanmışsınız biliyorsunuz. Buz tutmuş bir yolda. Bir direksiyonu kaybettin mi? Toparlanmak çok zor. Ya şarapula gidiyor, ya araba ters dönüyor, ya böyle. Ya nasıl duracağı belli değil. Hadiselerin şeyine, tazikine bağlı. Ama ciddi bir inayet ensende tutar seni, böyle çevirirse ne hal? Onun da sebebi, Allah'a karşı taşıdığın itikat veya arkandan ciddi bir himmet veya iyi bir dua seni tutmuş. O hadsiz mekan ve o hudutsuz zaman karanlıklı bir vahşetgâh suretini aldı. Böyle bir halde ne yapacağız? Tamam kardeşim, dert ürettin. Dermanı görüyor musunuz? Böyle, peki çare ne? Ben o aletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Bak çözüm bu. Namaza İltica etti. Hemen namaza dur. Çünkü namaz ruhu bedenden çıkarandır. Namaz inkılaptır. Namaz özüne dönmektir. Namaz hadiseleri sahibine şikayet etmektir. Namaz arınmaktır. Adem Safiullah'tır. İçsel seyahattır. Başka bir yere okuyacağım şimdi. Ha neyse, devam edeyim. Ben o aletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehhütte ettehiyyat dediğim zaman birden kainat canlandı. Hayatlar nurani bir şekil aldı, dirildi. Hani her şey bomboştu. Hani her şey ölüydü. Hani her şey aleyhindeydi. Oysa ettehiyyatü lillah
dediği zaman her şey canlı ve ruhludur. Tusebbihu yusebbihu illahi muhafiz semavati vel ard diye devam eden ayetler var deyip her şeyi Allah'a tesbih eder, her şeyi Allah'a ifade eder, tanımlar, tarif eder, bir müfessir, bir alim gibi izah eder. Demek ki hepsi manidar. O biz başka bir formatta nasıl almışsak hayret yani hiç alakası olmayan manalara koyduk şu gelişen hadiseleri. İlimi Allah'sız, Allah'a hesaba katılmadan elde edilen ilim için ne diyor biliyor musunuz? Şuraya bakın. 219'da çalışarak geldim dedim ya. Çok acemime gitti yani. Ulum evhama kalb oldu. Allah'ı içinde olmayan, Allah içinde olmayan ilim evhama kalb oldu. Evham, vehimler. Vehimler için ne diyor biliyor musunuz? Vehimler için. Vehim. 2-3 tane sıfatını anlatayım. Eğer Allah hesap edilmeden yaşanan ve elde edilen her şeyin içinde vehim vardır. Vehim de bak neymiş. Birkaç tanesini okuyayım. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti basiretsizliğiyle kendine müzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate mustahaktır ve ne de kimseden şefkaya hakkı vardır. Kimseden şefkaya hakkımız yok. Kendimize yaptık. Demek ki Allah hesaba katılmadan, Allahsız yaşanan, Allahsız elde edilen her şeyde zulümatlı bir evham var. Zulümatlı evham şu, her tarafın karanlık istila etmiş, yol bulacaksın. Her el yordamıyla ne buldunsa. Başka? Evhama bak. Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasiki gafildir. Kafir değil ama Allah'tan kopuk bir Müslümandır. Şu dünya onun nazarında bir matemani umumiyedir. Herkesin dert çektiği bir yer. Mezbaha gibi. Sırasına giren hayvanlar var ya kesilmek için. Kafirin veya gafil bir Müslümanın nazarında şu dünya bir matemani umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval silsilesiyle Allah'a yetimlerdir. Bütün canlılar son bulmak ve solmak, kaybolmak için ağlayan, ölümünü yok olmasını bekleyen, sırasını bekleyen yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Evham neymiş? Çok elim, ezici, dehşetli evham. Adamı böyle oklava gibi... eziyor. Yani evham düşünce bozukluğu. Dimağda elim böyle yapıyorum. 7 mertebesi var ya. Dimağda mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Tasavvur düşünce bozukluğu. Çöp tenekesi olmuş içerisi. Doğruluk zannıyla her şey atıldı. Ne olursa olsun gelecekte lazım olur. Ya bana lazım değil şimdi ama veya sırası değil ama olsun at. 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 Hepsini soktuk. Film soktuk. Sesler soktuk. Bir sürü yazılar koyduk. Bir sürü dersname altına şey koyduk. Konferanslar soktuk. Soktuk ya. Ne olur artık başa geliyorum. Her giren canlı ve ruhludur. Onlar ne olacak biliyor musun? Oluyor.
senin en zayıf döneminde tak diye kendisini gösteriyor. Tak 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 bir ürküyorsun böyle. Allah Allah neyin nesi? Çünkü bundan 7 sene önce okuduğun bir paragrafın hali bu. Şöyle sıçrama, ürkme. Bir korkulu bir şeyi seyretmenin karabasan olarak tezahür etmesidir. Gazali öyle diyor. Her elde ettiğin en fazla 15 sene sende durur diyor. O kendisini mutlaka sana gösterecektir. Menfi veya müsbet. Öyle veya ağlamak. Bak ne diyor? Bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Hakk'ı tanır, tasdik eder. Tanımak etmiyor, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirani rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve meydan imtihan insüncandır. Bütün ve fiyat hayvani ve insani ise terisattır. Vazife hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvani ve insani ise, yani bütün doğmalar, hayvanlar ve insanlar ise, as-ı askere yani gafili nazarında insanlar, hayvanlar dünya gelmesi çile çekmek için gelmiş. Müminin nazarında ise as-ı askere silah altına vasıfı başına gelmektir. Çile çekmek nerede? Eğitim almak. Bir, bu aleme hiç kıyas edilmeyecek yerde kullanmak için bir eğitim almak var ya okul. Okuldur, seminerdir. Yurt dışına çıkar bir ay, iki ay, bir sene. Talim alıyor ki gittiği memleketine, fabrikayı, okulu daha güzel idare etsin. Böyle aynı anlayış nerede? Çile çekmeye geldim. Niye geldin bu dünya? Vallahi çile çekiyoruz be kardeşim. Ne karamsar bir insan. Çilenin insanı. Allah Allah. Ne çilesi ya? Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer mustakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise yandım piştim, eyvah ahlar, ailevi veya psikoloji sesler, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nagamattır. Yani hayatı farklı yorumlamak için pencerelerdir, gözlüktür, dürbindir, merdivendir. Risale'den sayıyorum. İster inan, ister inanma. İster yüklen, ister yüklenme. Ama senin başındaki her hadise, her şey olduğu gibi o da geçecek. Lehine veya aleyhine dönecek. Lehine döndürmenin yolunu söylüyorum, formül. Dişir. Alaaddin güldün. Deneydi. Söyle. Hakkı, arın. Dua ile. Dişir. İyi. İmanla. Şuur ile alak. Dişir. Rıza ile. Dişir. Hayatındaki hadiseleri lehine çevirmenin formülü. Yani bir iksir. Atıyorsun yoğurt oluyor. Mayayı değişti. Maya bu. Dişir. Dua ile. İman ile. Şuur ile. Rıza ile. Allah'ı yorumlama. Allah'ın kaharı rahmetini açtı diyor bak. Rıza yok. Allah sorguluyor. Ondan sonra Allah'ın icraatını, rububiyetini söylüyor. Mal onun sanki. Sen senin misin ki çocuk senin olsun? Ya be kardeşim. Haberlerle imanını bırakanlar. İnsanları faili muhtar zannedenler. Kendi vazifeni yapsana. Allah'ın vazifesini ne muzup atıyorsun. Kainatı ve Türkiye'yi yönetmeye kalkıyorsun. Bırak kardeş kendini yönet ya. Kendini yönet ya. Bir tuvalete gitme adabını öğren. Türkiye'yi kuyudan çıkarmayı bırak yani.
Türkiye'yi kuyudan çıkarmayı bırak, sen tuvalette nasıl çıkacaksın? Tuvalete giriş adamını bir öğren. Tuvalet yapmayı bilmiyoruz. Abi nasıl bilmiyoruz? Bilmiyoruz kardeş. Çok özür dilerim. Hayvan gibi giriyoruz, hayvan gibi çıkıyoruz. O adabı, edebi bilmiyoruz. Ondan sonra yağmurluk bilmiyoruz. Bir dertler başlıyor. Aklına ak diyoruz. Cep telefonu yazarız. Dünya ve uhrevi hadiseleri çözeriz. Tükürürüz. Tamam. Ondan sonra ne var tamam geliyorum diye cevap veririz. Banyoda özel şeylerimiz, temizliklerini lavabonun altına götürürüz. Duş aldığımız yerde bevli yaparız, işeriz. Allah Resulü diyor ki oradan işersen vesvese hastalığı olur diyor. Bilmiyoruz kardeş. Bilmiyoruz. Ama Türkiye'yi kuyudan çıkarmaya çalışıyoruz. Daha tuvaletten çıkarmıyormuş. Kendi işine baksana ya. Herkes işini yapsın. Karışma. Karışma. Ne olur karışma. Ha? Acayip bir şey ya. Başımıza bela sarıyoruz ya kardeşim. Formül belli ya. Açma şu zıkkım haberi ya. Açma. Ona hiç mi tesir etmiyor? Ben açtığımı hatırlamıyorum ya. Bunu diyorum da herhalde tesir ediyordur canım. Suizan etmeyeyim kendimi. İnan açmıyorum ya. İtima dedin ya. Allah'a yalan mı söyleyeceğim ben şimdi? Açmıyorum ya. Açmıyorum. Hani en çok merak edildi. Taksim dediniz ya olaylarda bugüne. Açtımsa Allah beni kahretsin. Açmadım dinlemedim. Taksim en meşhur. Açmadım kardeşim. Açmıyorum. Çöp tenekesi mi? Fail muhtar mı? Bunlar artist. Hepsi artist. Allah işini yapıyor. Ben neticeyi biliyorum. Uçaktakini şey yapayım. Adıyaman'a geliyorum. Onu anlatayım. Ama çok fena sarsıntıya girdi. Hem de teneffüs ettireyim size. Girdi. Bir bağırma oldu. Tabii bir tanesi kadın biraz fazla bağırdı. Fazla bağırınca dedim ya bize güzel bir bahane olur. Biz de bahane arıyoruz yani. Ekmek paramız çıksın. Bir şey anlatalım. Bizim ekmek parası yani bu. Gittim. O stresler şey yapmaya çalışıyor ama hala devam ediyor yani. O sarsıntı ama o şiddette değil falan o falan falan yapıyor. Kalktım iki tane stresini ikna etmeye çalışınca beni görünce arkadan geliyorum. O 4C. Belki de bu dersimi dinler o. Çünkü siteyi tanıdı. O stresi beyefendi oturun deyince hiç ses yapmadım. Aman yapma ya. Şimdi sen o stresi diyorsun. Gittim yani. Bir şey anlatmak için bak. Açmadım diye bir şey anlatacağım. Niye açmadım? Niyesine cevap veriyorum işte. Gittim. Dedim kardeşim. Alıyorum. Hostesler hepsi orada dinliyor. Kardeşim. Aynı böyleyim. Ben hocayım dedim. Öyle mi hocam dedi ya. He hocayım rahat ol. Bir. Yani sözüm. sözüm itibar müteber olsun diye. Bak dedi. Ben İstanbul'a bağıza gidiyorum. Konferans vereceğim. Ders yapacağım. O dersten anlamaz konferans. Ve namaz kıldıracağım. Millet beni bekliyor. Bu da ne anlatıyor? Herkes diyor. Onun için benim gitmem lazım. Ben orada olmam lazım. Dolayısıyla benim orada olmam için bu uçak gitmesi lazım. Korkma. Sen de bu uçaktasın. Düşmeyeceksin. Öyle sevindi ki. Değil mi? Öyle değil mi hocam? Tabii. Tabii canım dedim. Oraya gitmem lazım. İnsan inanmak istediğin ne çabuk inanıyor. Sen dedim, uçaktan korkmuyorsun. O korkuyor. Hayır. Uçağın düşmesinden korkuyorsun. Bir şey anlatacağım bak geliyorum. Evet, uçağın düşmesinden de korkmuyorsun. Düşünce ölümü öleceğim diye korkuyorsun. Sen ölümden korkuyorsun. Ses yok, herkes de dinliyor. Ölümden kimse de korkmuyor. Günahımızdan korkuyoruz. Netice günah. Tırırt oraya. Uçak sallandı, günah. Hemen geldi. Tamam. Hemen istiğfarlar falan, Allah'ın selamı falan, ayetler acayip, havada uçuşuyor. Düzeldi mi, herkes yerine gene gazete açıyor. Acayip bir şey ya. Sonra, biz nasıl dedi bundan şey yapalım diye sağdan ses geldi, soru geldi. Bak dedim, sen niçin gidiyorsun İstanbul'a dedim.
Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim size de. Niye İstanbul'a gidiyorsun dedim. Biz dedi yarın dedi almaya gideceğiz dedi. Seni kim karşılayacak İstanbul'da? Babam dedi. Hah şimdi beni iyi dinle yap aynı. Gözünü kapa. Kapattım dedi. Hostesler hepsi dinliyor. Gözünü kapa. Uçak indi. Tamam. Görüyor musun bak kaya alet piste indi. Tamam. Uçaktan indi. Tamam. İndin görüyor musun? Hayalet. Çünkü aklın bir aptallığı var. Hayalle gelen resimle, gözle gelen resim aynıdır. Ana göre inanır. Ona göre inanırsa vücuttaki bütün bezler öyle aktif olur. Serotonin maddesi, diğer madde. Bütün bezler sindirim olsun, salgılama bezi olsun. Hepsi ne olursa beyne bağlı, akla bağlı. Akıl nasıl inanırsa öyle çalışıyor. Bu hayaldir. Bu gerçektir. Ha ben böyle gördüm bunu, ha böyle hayal ettim. Aynı. Rüya işte. Hayal, adı hayal. Hayal hayal değil. Hayalda köpek kovalarken terden soğuduğumuz, realitede, gerçekte de olsa aynı terden soğuduğumuz. Rüyada gusül yapman gerekiyor, realitede aynısı gibi. Hani beyin aynı salgılamayı yapıyor. Şimdi dedim, uçaktan indin görüyor musun? Gör. He tamam dedi. Bu arada uçak gene sağlar mı? Unutmuş tabii. Dedim bak, valizini alıyorsun. Al aldım. Çıkıyorsun, exit yazıyor bak. Çıkış, çıktın. Oo baban karşılıyor, hadi baba nasıl bir sarıl dedim. Millet de hem gülüyorlar mı tuhaf ya. Nasıl bir hoca bu yani? Şimdi ne anlatıyor? Ayet okuyacaklar zannettiler. Hocaya bak. Babana bir sarıl. Hisset, babanı hisset. Öyle. Varlığını hisset. Heh, orada dur. Hiç gözünü açma. Hadi benden eyvallah. Niye? Sona odaklanırsan bu aradakiler yok olur. Hiç sağlanma değil. Sağlanıyorum bunda. Babayla sarılayım ben. Beynim orada. Neyi hayal ediyorsanız oradasınız. Ya hayal olur. Hayal, şehveti şeyler düşünce vücut... Hormonlar ve organlar, kaslar, lifler değişmiyor. Öfkeli bir adam mesela birisine kızıyorsun. Hayır ulan nasıl dedi, niye dedi ya Allah Allah. Çaprazlama yaptı, önüme çıktı adam. Nasıl bana viraj çaktı, hava attı falan diye. Onu düşündükçe akşama sıkıntı çıkmıyor musunuz? Neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız oradasınız. O zaman hedefinizi doğru koyun. Ve hedefinize parmağınızı koyun. Babama sarıldım, sarıl. Hisset babanı, oradasın. Artık uçakta değiliz. Vücut ona göre salgılama yapıyor. Sigara istiyor adam. Bir saat, iki saat duramıyor. Ramazan'da nasıl duruyorsun? İman diyor ki beyne, akla bu. Akşama kadar içmeyecek. Bu da inanıyor. Doğru. Beyin de vücuda diyor ki boşuna salgılama yapma. Bu adam içmeyecek. Ve rahat. 8 saat durdun, 8 dakika duramadın iftarda. Çünkü blokaya kalktı. Blokaya et. Fırsat verme adamlara. O adamlara. Senin etrafında olan adamlara. Başka bir yer okuyayım. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Gerisi hikaye boşver. Bak 71'den bir yer okuyayım. Oradan sonra buraya geçeyim. 71 çok güzel bir yer. 71 nereye plakası? Böyle şeylerle meşgul olmuyoruz. Aferin kim dedi onu? Hele şükür ya. Bir deliye rastlayayım ya. Allah. Aferin lan. Varmış ya. Hasan hocam öğrendik ortaya gelmiyoruz. Ay, elhamdülillah. Güzel. Eğer o nur olmazsa, iman nuru, Resulullah'ın nuru olmazsa hayatımıza mevcudan fenai mutlaka mahkum ve kıymetsiz, manasız, faydasız, abes, karma karışık, tesadüf oyuncağı bir zulmeti evham içinde kalırdı. Bak, Allahsız oldum işte. Hadiseler Allahsız cereyan ediyor. Aile ve hadiseler Allahsız cereyan ediyor. Sağlığımız, sıhhatımız Allahsız cereyan ediyor. İş hayatımız vesaire. Olur mu öyle bir şey? Allah'a kat bakalım ne oluyor iş, ne kadar değişiyor? Bir daha okuyayım. Eğer o nur olmasaydı, Allah'ın nuru olmasaydı,
İman nuru olmazsa, sağlığına bak bakalım, yattın kansersin. Önün bomboş. Korkunun yönü biliyorsunuz gelecektir. Geçmişte korku olmaz. Geçmişten teellüm ve elem olur. Gelecekten korkular olur. Korku olmasının sebebi geleceğimize geçmişimizi koyamayışımızdandır. Geçmişimizi biliyorsunuz bizim gelecek haşır meydanıdır. Oraya gidiyoruz. Ama yaptıklarımız mazi değil, geleceğimize atılıyor. Geçmiş günahlarımız geleceğimizin boşluğunu dolduramıyor. O zaman gelecek boşluk olunca korku başlıyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, bir gurbetçi diyor kazandığı parayı memleketine yatırım yaparsa, memleketine dönmeyi haişkar olur, arzulu olur, gitmek ister. Ama gurbetçi kazandığı parayı gurbete yatırım yaparsa veya yerse, memleketine gitmek istemez. Çünkü müflistir, ne yapacak? İnsan amelinin yanında olmak ister. Onun için yaptıklarımız istikbale atılıyor, ileriye atılıyor. Adam yatıyor kanser veya yüksek tansiyon, ne bileyim, kalp. Şöyle bakıyor, o da gelecek boş. Yani nasıl boş? Dolduramıyor ki. Peki, ben bir format söyleyeyim, geçmişinizi düzeltelim. Abi nasıl düzelecek? Düzelecek abi. Ama şunlar hariç, şu anda dinleyelim. Ya bu kadar basit de düzelir mi ya? Diyenler düzelmez. Allah'ın rahmetini insan gibi düşündüğü için düzelmez. Bak, ya Rabbi, geçmişimden bu yana bildiğim ve bilmediğim, iradem ve iradesizde, gözümle, dilimle, aklımla, hayalimle, maddi ve manevi her bir uzvumla ne günah işlemişsem hepsine ben tövbe ediyorum ya Rabbi. Ya Rabbi hepsine tövbe ediyorum. Ya Rabbi ben onunla geçmişime hepsine tövbe ediyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine tövbemi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi tövbe yapanları seversin, tövbeyi de seversin. Hatta çok seversin. İman edenlerinin imanının kıymeti ve hakikati hatırına tövbemizi kabul eyle ya Rabbi. Ah işte oh, temizlendi. Nasıl olur? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Temizlendi. İnan böylesin. Ama inan. İnandığın kadar temizlendi. Ama desen ki vallahi 5 senesi temizlendi, 7 senesi yok. Allah Allah. Allah aciz bıraktın ya. Niye? O çok kaşarlı günahlar temizlenir. Sana ne ya? Allah aciz mi? Bir tane söyle rastlamıştım böyle. O zaman böyle şey yoktu. Masa vardı. Hiç unutmayayım. Burada oturuyorum. Berat gecesi miydi? Aftan bahsediyorum. Ya bir gecede Allah nasıl affedecek hocam dedi ya. Tepem attı böyle. Elim, ya Rabbi bizi affeyle ama bu istemiyor dedi. Bu olmaz. Yok. Ya beni olur mu dedi ya. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Elimi vuruyor. Hiç dinlemiyorum tabii. Ya abi ya ne yapıyorsun ya. İstiyor musun? Tabii istemez miyim abi dedi ya. Sen Allah'ın ortağı mısın? Nasıl affedeceğini sana ne? Sen sun teklifini. Ona ait. Allah Allah niye daha küçük düşünüyorsun ya? Allah niye böyle küçük çerçeveye sokuyorsun? Bir veririz insana bir alırız. En fazla bir verirsin iki alırız. Allah'a ile bir şey vermek mi lazım almak için? Allah öyle bir Allah'tır. Bir tasarruf edersin, bir niyaz edip bir alırsın tamam ya. O kadar güzel bir Allah ya. Kemal sahibi. Ha ya öyle Allah. Doktorum kurtar beni ya. Kemal sahibi. O kadar cemili mutlak. Kamili mutlak. Hasan abi, evet peki, abi, bizdeki adalet hissini o anda ya şeytan ya da birileri şeye mi kullanıyor? Evet, yani şu. Kötüye kullanıyor. Kalp, bütün bize. Bizim sistem var içindeki her bir fıtrat, istidat ve kabiliyetler çeşitleri var da nümuneler. Kalp atışları gibi böyle. Ya böyle dengeli değil. İsimler birbirini dengesiz. Ya kardeşim ya Allah senin günahını affedemeyecek kadar aciz midir? Haşa ya. Zaten Allah seni affetmek istemeseydi bu akşam sana bu tövbeyi yaptırmazdı. Yaptırmazdı. Böyle diyor. Diyor ki Allah diyor affetmeyeceği kulunun ağzına tövbeyi nasip etmez. Tövbeyi
nasip eden aftan mahrum olmaz. Başka bir rivayet. Allah yapmayacağı bir duayı kulunun ağzına vermez. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor. Ve şöyle bir hadis var sana. Bir kuluna istiğfar etmeye ilham etmişse azap etmemeyi murat etmiştir. Evet. Azap etmemeyi murat etmiştir. Allah affetmek istemeseydi affı nasip etmezdi. Sahabe soruyor peygambere. Ya Resulallah günah işledim. Tövbe et dedi. Tekrar düşersin ne olur dedi. Tekrar tövbe et. Peki ya Resulallah tekrar hani düşersin. Baktı ki bu adam devam ettirecek yani sonuna kadar. Kul tövbe etmekten usandıkça Allah affetmekten yorulmaz. Elhamdülillah ya. Kapıya vur kardeşim. Kim vurdu da açılmadı o kapıyı? Ne zaman reddedildi? Abi affedildiğimi nereden biliyorum? Şu anda sana nasip etti ve kalbinde rahatlık yok mu? Uçacağız hocam. Ha? Uçacağız. Oh! O işte cevaptır o. O cevaptır. Ya. Hasan abi bir de üstad diyor ya, yer bizim bir beşik yaptı diyor ya. Beşikte kim yaşar? Bebekler yaşar. Ben ha. Demiyor hani ki bebekler bir ağlaması ve her şeyi ifade eder. Baba baba diyorum. Bu işlerde nasıl kafası çalışıyorlar? Peki bir tanesi şöyle dese. Ya tamam da ben biraz yamuk bir adamım. Burada rast geldi yani birisi elimden tuttu geldi. Ben şuurlu gelmedim buraya. Tamam yeni gelenler için diyorum. Hadi öyle ben yanlama yanlama geldim. Ben de dahil miyim? Evet. Ne hadisi kutsi var. Bir şey anlatmak için hani diyor ya. İşte ya, ey Cebrail ne yapıyorlar orada? Ya Rabbi senin rahmetini bekliyorlar. Peki benim cennetimi cennetimi biliyorlar mı? Var mı uzun bir hadis? Ondan sonra bilmiyorlar. E nereden? Haberden. Sen şahit ol ki ben onları affettim. Cebrail aleyhisselam lef-i mahfuzun simgesi ya, akılcılık, mantık da var demek ki. Dedi ki ya Rabbi içlerinde onlarla olmayan birisi var. Onlardan olmayan birisi var. Onların içinde olduğu için onların hürmetini onu da affettir diyor. Sen de kendini ondan zannet şimdi. Sen de affedildin. İslam hukukundan vereyim ben sana bir misal, tatmin ol. Şimdi gittin bir kasa şeftali aldın, alışveriş. Baktın şöyle, eve geldin, iki tane çürük çıktı, görmemiştin. Alışverişte mutahayirlik var, yani geri verme serbestlik var İslam hukukunda. Gidip o bir kasa şeftaliden iki tane çürüğü çıkartıp veremezsin adama. Ya onu kabul edeceksin, ya kasayı geri vereceksin. Yeniden kasa alacaksın. Çünkü o bir bütündür. Alışverişin, ticaretin, akitin bütünlüğüdür. Bütün şeftaliye şamil. Yoksa seçilme değil. Tamam. Ya onu komple alacaksın ya da değiştireceksin. O iki taneyi geri veremez. Otomobilde olduğu gibi. Otomobilde olduğu gibi. Baktın arıza çıktı, geri veriyorsun. Aynı bunun gibi bir kasa şeftaliyiz burada. İki tane çürüğümüz var. Bir tanesi ben. Kader-i ilahi bu nurculuk kasasından ya geri alacak bir kainatta nurculuğu ya da ben o çürüklerin için ben de kabul olacağım. Çünkü ben de kasanın içindeyim. Anladık mı? Allah hatır sayıyor abi. Hatır sayıyor tabii. En hatırların, sayanların en şeyi Allah'tır. Hani diyoruz ya Muhammed'in hatırına, Kur'an'ın hürmetine, sana iman edenlerinin hatırına, duaları makbul olanların hatırına. Allah diyor ki Celle Celaluhu Bedir ve Uhud'a katılanların katılma hatırına günahlarını affettim hatırına. Resulullah'ın hatırına söyleyeyim. Benim hatırıma sahabelerime dil uzatmayın diyor. Bak hatır görüyor musun? Var tabii. Büyük zatları kapıda şefaat. Üstad diyor ki Üveysi Karanı'nın kapısını vurduğu hatırına bana da açıl diyor. Var ya munacat. Elhamdülillah ya. İyi bir şeyler olacak Allah'a şükür. Arkadaşlar, ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Buradan çıkıyor. Çekirdekten ağaç çıkıyor. Ağaç çekirdeğin bitişiği değil. İnkışağının inkışafından. Şu anda nasıl yaşıyorsan ahiretin bu cinsten patlayacak. Çekirdek bu. Yaşantın çekirdektir. Derse gidiyoruz. Namaz kılıyoruz. Tesbihatını yapıyoruz. Evradını eskerme okuyorsun. Elinden geldiği kadar internetlerde, televizyonda uzak duruyorsun. Tamam kardeş işte bu kadar. Sana su üzerinde yürüme teklif edilmemiş ki yapamadığın için cehenneme gideceksin.
Sana böyle bir teklif mi yapıldı? Yok. Elhamdülillah. İyi ki Allah var, gerisi hikaye. Allah var, problem yok. Peki şu cümleyi okuyun keseyim. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan arızalar bir gaflet sanımanıma rast gelip şiddetli alakadar ve meftun olduğum vücudum belki mahlukatın vücutları Adem'e gidiyor diye elim bir endişe verirken yine ayet-i hasbiye müracaat ettim. Dedi, manama dikkat et, iman dürbiniyle bak. Ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki, bak iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynesi ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetli baki mutaaddit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilme yakin ile bildim. Çünkü şuur-u iman ile bu vücudum vacib-ül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından evhama bak. Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından bu hadis-i şeriftir. Çünkü Allah Resulü diyor ki dimadaki evham diyor vahşi canavara benzer diyor. Bu böyle bir hadis okumuştum. Vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata hususan zihayatlara taarruk eden efalde esma-i ilahi adedince uvvet rabıtaları ile münasebetdar peyda ettiğim bütün sevdiği mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Malumdur ki kariyeleri ve şehirleri, memleketleri veya taburları ve kumandanları ve ustadları gibi rabıtaları bir olan adamlar, mesela askerlik beraber yaptık veya ders aynı gidiyoruz veya abimiz aynı, ustadımız aynı, cemaatimiz aynı, o zaman ne olur? Sevimli bir rabıta olur, bir alakanız olur, bir tatlılık olur, güven olur hemen pat diye. Adamlar sevimli bir uvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler ve bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Ahirette birbirimizden kopuk değiliz ki, öyle bir şey yok yani. Dünyanın inkışağının inkışafındandır. Ahiret birbirimiz aynı göreceğiz aşırı meydanda. Bu dünyada birbirimizi görünce rahatladığımız gibi orada rahatlayacağız tabii. Hiç endişe yok ki, böyle yani. Yani bir muamma acayip bir alem değil orası ki. Tuhaf bir yer değil. Bak ama bunlardan, bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Hem bir ağacın meyveleri şuurları olsa birbirinin kardeşi ve birbirinin bedeli ve musabbihi ve nazırı olduklarını hissederler. Eğer ağaç olmazsa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince fıratlar hissederler. Yani dolayısıyla kendimizin dışında biz yalnız değiliz. Biz bir şeye mensubuz. Ağaca bağlı olduğumuz müddetçe. Ağaca bağlı olmak nispetinde bütün ağaç benimdir diyebilirsin. Kopmazsa. Kopmamanın adı da şudur. Namazını kılıyoruz. Haftada bir gün en az derse geliyoruz. 5-10 dakika bir şey okuyorsun. Peki, senin mensubiyetini sorgulayayım bak. Sen kimsin dedikleri zaman bir yere takılıyor musun deyince ben Risale-i Nur cemaatine takılıyorum. Veya ben Süleymancıyım. Ben tarikatçıyım. Diyebiliyor musun? Ha mensupsun. Kendini onunla ifade ettiğin anda oralısın. Onlarla daha şey edileceksin. Onlarla beraber olacaksın kardeş. Ya dünya böyle tek başına tıngır tıngır olur mu? Ya ben bu dünyaya gelirken tek başıma gelmedim ya. Öyle bir şey yok. Gideceksin kabir. Kabir ahiret değil ki, berzahtır. Aynen böyle medreseler var, eğitimler var, birbirini ziyaret etmeler var. Ne kadar bize bir yer ya. Ahiret dünyanın neresi? Odunun nuru odunun neresindeyse
ahirette dünyanın orasındadır. Çok harika bir antika bir yerdir. Çok mükemmel ama. Tabii. Peki niye korkuyoruz? O cümleyi de söyleyeyim, kapatayım. Ölmekten ve oraya gitmekten niye korkuyoruz? Allah o bu dünyaya hiç kıyas edilmeyecek kadar o kadar güzeldir ki eğer o perde açılsa, Müslümanlar orayı görse, oraya gitmek için çoğusu intihar ederdi. Atlardı. Dünyada kimse yaşamak istemezdi. Yaşasınlar diye ahiretin üzerine meşakkat denilen perdeyi örtmüş. Eğer örtmeseydi bir tanemiz sağ kalmazdık. Gece gündüz ya Rabbi canımı al oraya geçeyim. Ya Rabbi. Tamam, ya Rabbi oraya geç. Ama var ya yaya giden bir adam ya Rabbi. Ya uçakla şu arabayla böyle bir araba nasip et. Aç olan adam ekmek nasıl ister gibi. Öyle de olmayacaktı. Daha acayip olacak. Onun için bizi dünyaya bağlayan ahirete karşı böyle müstekif olan ahiretin üzerindeki örtüdür. Usta öyle diyor. Ahiret göründüğü gibi dehşetli değil. Sana İdris Aleyhisselam geçmiş, bir daha geri gelmez. Gelmemiş, gelir mi? Aferin İdris Aleyhisselam. Aferin lan sana, bu akşam kafan çalışmaya başladı. Doğru söyledi. İdris Aleyhisselam gitti, bir daha geri dönmedi. Hani söz vermiştin İdris dediler. Öldürüz ama peygamber kafası, mantığı çatışıyor. Hani girip de çıkacaktın, ya Rabbi dur. Ama meleklere diyor. Ama ya Rabbi bir de senin bir vaadin var, cennette ne isteniyorsa o kabul oluyordu. Benim o istediğimi burada değiştirdim diyor. Cennette böyle istedim. Cennette de reddedilmeyeceğine göre. Gelmedi. Eğer dünyayı ikisini kıyas ediyor. Eğer dünya daha cazip olsaydı İdris Aleyhisselam geri gelirdi. Lan cennete girmiş gelir mi ya? Seninle mi oluşacak? Vahir de vahum. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.